Soralım, bu unutkanlık niye oluyor? Neleri eksik yiyoruz, neleri yemiyoruz da unutkan oluyoruz? Evet. Yaş ilerledikçe beyinde bazı proteinler oluşur. Plaklar oluşur. Bu proteinler beyinde sertleşmeye sebep olur. Her insanın beyninde takriben 80 ila 100 milyar nöron var, sinir hücresi. Her hücrenin bir diğer hücreyle 10 milyar bağlantısı var. 10 milyar. Yani düşünün ki bir bilgisayarınız var. Milyarlarca mail atmak gibi birbiriyle haberleşir. Nörotransmitterler aracılar vasıtasıyla haber taşırlar nörotransmitterler. Şimdi kişi yanlış besleniyorsa, abur cubur şeyler yiyorsa veyahut da kimyasal kullanıyorsa vesaire birçok faktör sebebi var. Evet. Mesela günümüzde birçok besinde MSG var, Çin tuzu, glutamat. Beyinde zaten sinir hücrelerinde glutamat var. Yani beynimiz bunu salgılıyor. Çok önemli. Çin tuzu. Ha, glutamat. Beyinde bu haber taşıyıcı. Bu da nöron transmitter. Fakat kişi dışarıdan sentetik olarak glutamat alırsa iltihaplanmaya sebep olur beyinde. Sinir hücrelerini glutamat, Çin tuzu demeden sebebi de şu. Yemeklere Çinliler bol miktarda çöpe atılacak yemeğe glutamat katarlar. Böylece o yemek kişi yediğinde çok büyük lezzet verir. Çin lokantalarına dikkat edelim. Bu neden? Çinliler çok kullandığı için Çin tuzu diye geçer. Aslında Çinlilerle ilgisi yok. Monosodyum glutamat. Çin tuzu katılan yemekler çok lezzetli olduğu için mesela günümüzde sadece Çin lokantalarından değil cips, jelibon, kek, gofret, bisküvi, çikolata, dondurma, Çiğ köfte de var mı? baklava. Günümüzde her şeyde var. Mesela geçen bir beyefendi geldi diyor ki ya 3-4 aydır diyor unutkanlık başladı bende. Evin yolunu bile şaşırır oldum diyor. Eyvah eyvah, ne yapacağız? Dedim ki neden, niçin, ne oldu? Var, çok gençlerde de var ama. Evet. Unutuyorlar hakikaten. Unutkanlık Unutkanlık. var. Ha ben hemen fark ettim tabii birdenbire böyle bir durum ortaya çıktığı için. Ne işle meşgulsunuz dedim. Dedi ki ailem için dedi bir restoran açtım dedi. Çok güzel köfteler yapıyor dedi. Çok güzel çalışıyor. Çin tuzu da katıyor musunuz dedim. Evet katıyoruz. Nereden bildin dedi. İşte unutkanlığı İşi oradan kaynaklanıyor dedim. Kendi mucizeydiniz. beynini çürütüyor. Adam farkında değil. Yani kendi beynine zarar veriyor ama tamam versin. O kendi problemi ama diğer müşterilere de İnsanlara, zarar veriyor. Diğer müşteriler tabii. insanlara da zarar veriyor. Farkında değil. Yani yemeğe kattığı Çin tuzuyla insanları yavaş yavaş depresyon, Alzheimer, Huntington, Parkinson gibi hastalıkları tetikliyor. Beyinde hücreler sünger gibi oluyor. Yavaş yavaş içi boşalıyor. Evet. Burada plaklar oluşur. Beyindeki sinir hücrelerinin birbiriyle haberleşmesi yavaş yavaş azalıyor. Beyinde bu haberleşmeyi sağlayan, haber taşıyan nörotransmitterler var. Bir de glutamat. Fazlası tehlikeli. Sentetik olursa tehlikeli. Yani Çin tuzudur bu. Evet. Bugün bütün büyük firmalar, büyük şirketler, bisküvi, jelibon, kek, gofret üreten firmalar, dondurma vesaire maalesef Kullanıyor. kendi ürünü daha çok tutulsun diye bu insanlara bağımlılık yapıyor. Katıyorlar. Bu birçok ülkede yasak. Türkiye'de de inşallah yasaklanır yani. İnşallah yasaklarlar yakında. İnşallah Çünkü maşallah. ben hep Olmuyor söylüyorum, işte. Sağlık Bakanlığımız çok iyi çalışıyor. Evet. Yani birçok biliyorsunuz bundan çok yakın bir tarihe kadar, bir sene öncesine kadar insanlar bir dolu hap, artık tıp unutulmuştu. Her taraftan satış yapılıyordu. Onları çok güzel durdurdular yani. İnsan sağlığına önem veriyor bizim ülkemiz bence. Her ne Evet. kadar bazıları hayır dese de ben Sağlık Sayfalamakla mı Bakanlığı'nın iyi ilgili? çalıştığına inanıyorum. Tabii zayıflamak olsun, kalp krizi birçok vardı. Hemoroid olsun. Peki bunlar nedir? Neler getirdiniz bizlere? Ginkgo var mı? Evet, şu Ginkgo ile ilgili... gördüğünüz ginkgo. Ginkgo'nun yaprağı. Evet. Ginkgo unutkanlık, Alzheimer'e karşı dünyada en etkili bitki. Evet. Ginkgo ile ilgili klinik araştırmalar yapılmış. 1950 yılında Almanya'da bir araştırması var, onu da biliyorum. Oo çok güzel. Dersimi çalıştım. Ben bitkilere çok şeyimdir, çok okurum böyle. Yıllardır da araştırırım hakikaten. Ha. Sizin konuk olacağınızı duyunca da çok sevindim açıkçası. Ha, sağ olun, teşekkür ederim. Başka ne işe yarıyor? Nelere iyi geliyor? Nasıl 36 kullanacağız? ayrı klinikte
Alzheimer hastası olan 10.815 hasta üzerinde denenmiş. Ama bunun bu yaprağı değil. Evet. Çünkü bunun yaprağındaki etken madde %0,25 ile %0,5. Yani binde 2,5 ile 5 arası. Çok çok az ginkoloidler. Ginkoloidlerin özelliği nedir? Beyine kan akışını artırır. Beyinde oluşacak damarlarda, beyindeki evet. damarlarda plakları çözer, pıhtılaşmayı önler. Pıhtılaşma kat sayısına PAF denir. Bu PAF arttığı zaman pıhtılaşma olur, damarlar daralır, beyine kan akışı azalır. Evet. Bunun birleşimindeki etken madde pıhtılaşma kat sayısını düşürüyor. Böylece bu doğal bir kan sulandırıcıdır, doğal. Kimyasal değil. Kimyasal kan sulandırıcılar tehlikeli. Neden? Kan sulandırıcı kullanıyorsunuz ama karaciğere zarar verir. Evet. Böbreğe zarar verir. Dalağa zarar verir. Beyine zarar verir. Mideye zarar verebiliyor. Kimyasal kan sulandırıcılar çok çok tehlikeli olabilir. Oysa ginkgo 10.000 yıldır kullanılıyor insanlar tarafından. Son 100 yıldır da klinik araştırmaları yapılıyor. Dünya çapında 36 ayrı klinikte yapılan klinik araştırmasında benim yazmış olduğum bu kitapta bununla ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Evet. Yani 36 ayrı klinikte demans hastası Alzheimer tedavi edilmiş, belgelenmiştir.